28 Mayıs 2016'da hepinizin duymuş olduğu bir olay yaşandı. 4 yaşındaki bir çocuk parmaklıklardan yukarıya tırmanarak bir gorilin bulunduğu kafese girdi. Cincinnati Hayvanat ve Botanik Bahçesi'nde bulunan 17 yaşındaki Harambe olayın şaşkınlığıyla çocuğu tuttu ve sürükledi. Bunun üzerine goril yetkililerce öldürülmüştü. İşte bunun gibi hayvanat bahçelerinde yaşanan 5 şok edici olay. Harambe'den 30 yıl önce Yambo adında bir goril, Batı dünyasının kalbini yaptığı bu güzel iyilikle çalmıştı. 5 yaşındaki Levan Merit, Birleşik Krallık'taki Jersey Hayvanat Bahçesi'ndeki goril yaşam alanına düştü ve bu oldukça tehlikeli bir düşüştü. Yambo adında bir dişi goril, incinen çocuğa yaklaştı. Yambo, bir şampiyon gibi bilinçsiz küçük çocuğun yanına oturup onu diğer gorillerden korudu. Gorilin bu davranışı sayesinde Levan, sağ salim oradan çıkartılmıştı. Film yapımcısı Kevin Smith, Hollywood yapımcısı John Peters'ten kutup ayılarıyla savaşan bir Superman filmi senaryosu yazmasını istemişti. Smith'in Peters'ten filmini yapmasını istediği kutup ayısı, hayvanlar aleminin en sert katilleridir. Mandy isimli bir kadın, 2009 yılında Berlin Hayvanat Bahçesi'nde dolaşırken bilinmeyen bir sebeple kutup ayılarının havuzuna atladı. Kutup ayılarının yemek yediği sırada dikenli telleri aşan ve ayıların havuzuna düşen kadın, 3 ayı tarafından fark edilince aniden saldırıya uğradı. Olayı fark eden çalışanlar, kadının yardımına koştu ve onu sudan çıkarmak için seferber oldu. Kadının yaşadığı bazı psikolojik sorunlardan dolayı böyle bir hareket yaptığı belirtilmiş. Şans o ki, kadın ufak ısırıklar ve biraz sıyrıkla bu olayı atlatabilmişti. Gugu, Asya'nın en popüler hayvanlarından biri ve Çin'in Pekin Hayvanat Bahçesi'nin başlıca cazibe merkezi olan Gugu'nun ona sarılmaya çalışan insanları ısırma alışkanlığı var. Birkaç kez hayranları kafesli yaşam alanına girdiler ve sevimli canavarı kucaklamaya çalıştılar. Fakat sırtlarından ve önlerinden aldıkları ısırıklarla kafesten tekrar çıktılar. 8 yıl önce bir erkek çocuk Gugu'nun evine oyuncağını düşürdü. Şanssız adam oyuncağını almak için ileriye doğru adım attığında Gugu şiddetle onu tutmuş ve bacağından kemirmişti. İngiliz medyası bu hızlı hareket eden Gugu'yu panda olarak nitelendirmişti. Hayvanların yaşam alanına atlayan tüm hayvanat bahçesi müşterileri aptal değil. 1990'da 33 yaşındaki kamyon şoförü Rick Swope, boğulma tehlikesi yaşayan bir şempanzeyi kurtarmak için Detroit hayvanat bahçesindeki suya atladı. Şempanze Yoyo başka bir şempanze ile kavga etmişti. Kavga esnasında diğer hayvanları evde tutmak için tasarlanmış bir hendeye düştü. Şempanzeler yüzemezler. Bu yüzden Swope, hayvanın suda boğulmaya başladığını görünce düşünmeden suya atladı. Yüzerken 135 kiloluk hayvanı yakaladı. Bunu gören başka bir müşteri daha suya atladı ve birlikte hayvanı sudan çıkarmayı başardılar. Swope, Yoyo'nun hayatını kurtarmıştı ve hayvanseverler tarafından kahraman olarak anılacaktı. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.